Kıymetli izleyiciler, İslamol TV ekranlarına hoş geldiniz. Kıymetli hocamız ilahiyatçı yazar Hıdır Yeşilyot'la beraber sorularımıza devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun, hoş buldum. Teşekkür ederim. Hocam hep bilinen e, mezhepler, fıkıhta mezhepler, Şafii, Hanefi, Maliki, Hanbeli. Bir de şöyle bir soru var İslamol TV'ye gelmiş. Fıkıh mezheplerini biliyoruz 4 hak ama akaidde İki mezhep duyduk, eşari ve maturidi. Bunlardan bahseder misiniz ve aralarındaki fark nedir diye bir soru gelmiş hocam. Elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Resulillah. İlk önce fıkıh konularda hak mezhepler dörttür demek yanlıştır. En meşhuru dörttür tamam. Ama bunun dışında hak mezhepler var. Bu mezheplerin çoğu yazılmadığı için bize ulaşmadı. İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, İmam Ahmet'in, İmam Malik'in mezhebi yazıldığı için bize ulaştı. Ama Ebu Bekir'in mezhebi vardı. Ömer'in mezhebi vardı. Ayşe'nin mezhebi vardı. Birkaç sahabenin mezhebi vardı. Ve çok meşhur i̇mam el Avza'i mezhebi vardı. O da fakat alakalı. Hatta bir vete 200, bir vete 400 yıl onun mezhebi Şam bölgesinde uygulandı. Ama yazılmadığı için onun vefatıyla gitti. Fakir konularda çok mezhep var. Hak olan çok mezhep var ama en meşhuru bu dört. Ama akait konusunda hak olarak sadece iki mezhep var. Bunun dışındaki bütün mezhepler dalalet ehlidir. İmam Eşari, İmam Maturidi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde şöyle geçiyor. Yahudiler 71'e, Hristiyanlar 72'ye bölündüler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti ise 73 gruba bölünecektir. Peygamber Efendimiz'in hadisinde geçtiği gibi yetmiş ikisi cehennemliktir. Cehennemde olacaklardır. Biri hariç. Bu hariç olan grub hangisi? Ehli sünnet ve cemaat grubu. Şimdi sahabeler bu akideyi yaydılar. Ondan sonra ehli halef geldi. E, tabiler geldi. bunu da yaydılar. Ta ki 200 sene sonraya kadar. Sapı gruplar ortaya çıkmaya başladılar. Onlara karşı müdahale etmek için iki zat ortaya çıktı. Biri Arap, bir Arap değil. Ne yaptılar bu iki zat? Bir, ehli i ve cemaatin akidesini belirttiler. Delillerle beraber. Allah görendir. Ayet. Leyse kemissihi şey ve huve semiyah ol basir. şura 11. Hadis. Allah'ın üstü sayarken işiten görendir. Akli delil. Allah gören olmasaydı ama olurdu. Amalık Allah hakkında imkansızdır. Bu şekilde delilleri sundurar. Hakayla ilgili ne ararsan altından bir tepsi üzerine koyup bize sundular. Tabii ki bununla yetinmediler. Darat ehli olan ister muhtezile olsun, ister muşebbiha olsun, ister hariciler olsun, ister ister ne kadar dalat ehli varsa onların gö e görüşlerini alıp analize ettiler. Ve her birine reddiye hazırladılar. Ve onlara karşı sundular. Bu yapmış oldukları müdafaadan dolayı Muattezeden grup diye bir grup kalmadı. Haricileri küçülttüler. Muşabbiye'yi küçülttüler. Hatta bu zamana kadar Muattezede bir grup yok. Ha teketu kişiler o inancı almış. Evet. Bu iki zat olmasaydı muatezile olsun. Hariciler olsun. Muşebbiye olsun. Diğerleri olsun. Bu sunmaları mahvedeceklerdi. Bu iki zat sayesinde allah Teala sünneri onların şerrinden kurtardı. Biri İmam Ebu'l-Hasan el-Eşari bu da İmam sahabi olan Abu Musa el-Eşari'nin torundandır. Diğeri İmam Abu Mansur el-Maturidi. O da Bukhara, Türkmenistan o bölgelerdendir. Şimdi ikisi de aynı zamanda yaşadılar. 200 küsur doğdular, 300 küsur vefat ettiler. Ama aynı yerde değillerdi. Şimdi İmam Maturidi <laughs> ameli konusunda namaz, oruç, fıkhi konularda İmam Abu Hanife'nin mezhebine tabi olmuştur. Dolayısıyla Hanefilerin çoğu maturidi olmuştur. Eş'ari ise İmam Eş'ari İmam Şafi mezhebini uygulamıştır. Bundan dolayı Şafiler, Melikiler e, Melikilerin çoğu Eş'ari olmuştur. Hanbeliler karışık olmuştur. Şimdi ana temel konularda hilaf yok. Şafi Hanefi ana temel konuda hilaf var mı? Yok. Öğle namazı kaç rekattır? Dört. Şafilerde mi Hanefilerde mi? İkisinde. Ha. Dört mezhebe göre dörttür. Ana konu bu. Ama namaz içindeki dualar mesela hilaf olabilir. Maturidi Eş'ari de böyledir. Hilaf yok ana konularda. Eee konularda 20 konuda hilaf var. 20 sadece. Bak fıkhi konuda aşari, şey, şafi, hanefi azaf, çok fark var. Tarihi konularda temelde değil. Ama aşari maturidi sadece yirmi konuda fark var. Şimdi başka bir örnek vereyim. Peygamber arasında akait konusunda, iman konusunda fark var mı? Yok. Fıkhi konuda fark var. Şafi Hanefi de aynı şekilde akait konusunda fark yok. Fıkıh o fark olabilir. Eşari Maturidi ana temel konularda fark yok. Teferruatlarda fark olabilir mi? Konuda açıklamada fark var. Yani o konuların aslında fark yok ama açıklamalarında fark var. Yani İmam Eşari bu meseleyi böyle açıkladığı için böyle bir cevap vermiş. İmam Maturidi bir açıklamadığı başka şekilde açıkladığı için hüküm ayrı çıkmıştır. Halbuki ikisi aynı şekilde açıklamış olsaydılar aynı hüküm vereceklerdi zaten. Şu anda onların zamanından bu zamana kadar gelmiş geçmiş bütün ehli i Sünnet cemaatın alimleri baktığınız zaman bunlara analiz ettiğin zaman aklı hangi alim gelirse gelsin ya Şafi'dir ya Eşari'dir ya Metur'dir. Ama onlardan sonra gelmiş olacak. Kim diyelim? İmam Subki Aşari. İbn Hacer Askalani Aşari. İmam Razi Aşari. Evet. Bak bu bizim dinimizde e, bilinen bu alimler, büyük alimler, müfessirler ya Aşari'dir ya Maturidi'dir. Bizim hocamız Şeyh Abdullah Allah rahmet eylesin derdi ki her aşari maturidir ve her maturidir de Çünkü ana kolda farkı yok. Hepsi ehl-i sünnettir. Nasıl ki Şafii, Hanefi hepsi Müslümandır. Din kolda farkı yok. Allah da iyi. Allah çok şükür ki bu iki imam ortaya çıkmıştır. İmam Aşari vahabile tekfir ediyorlar. Kafir diyorlar. Halbuki onların lideri İbn-i diyor ki hidayet imamıdır. Ve diyor ki aşarilere lanet eden kimse o lanet ona döner. Aşarilere lanet eden kimse cezalandırılır diyor. Halbuki hepsi kifir ediyorlar yani aşarilere. Ama İmam Eşari'nin makamını kimse yok edemez. İmam Maturid'in makamını kimse yok edemez. Çünkü bunlar e, tezilli marka ya. Öyle. Bu dine çok büyük hizmetler vermişler. Bizim üzerimizde büyük milletleri var. Onların sayesinde bu ilmi öğrendik. Onların sayesinde bu sapkın olan gruplara karşı cevap verebiliyoruz. Biz bir şey yapmadık. Onlar hazırı bize sundular. Allah ikisine de razı olsun. Amin hocam. Hocam e, bir ayetten ayetle ilgili soru gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Bu ayetin doğru nasıl doğru anlamalıyız? Çünkü günümüzde şu kavramları özgürlük ve saygı kavramını da yerli yersiz kullanıyorlar. Belki bu konuda ona da değinirsiniz. Zaten böyle bir soru bekliyordum zaten. Çünkü dillerde dolaşan en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi bu ayette geçen la ikraha fid din. Bazı amler dediler ki bu dinde zorlama yoktur ayetin malindeki manası ne? Kimsenin kalbini zorlayamazsın. Tamam tabancayı aldın, başına değdirdin, kelime şahat getir dedin. O da kelime getirdi. Kalbi ne yapacaksın? İçinden inkar ederse zaten ona fayda vermedi. E, kalbini zorlayabilecek misin? Yeah. O zaman Öyle diyen yani, alimler var. Ve bazı alimler İmam Maturidi gibi dedik ki bu ayet savaş, cihad ayetleriyle nesk edilmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Nesk ve mensuh. Al-Bakar Resulü'nde geçiyor. Bir ayet, ayet iniyor, bir hakkı iniyor. Daha sonra başka bir ayet iniyor, başka bir hükümle iniyor. Bu sonradan inen ayet, önceden inen ayetin hükmünü kaldırır. Burada da İmam Maturidi bunu diyor. Diyor ki, bu dinde zorlama yoktur ayeti kalktı. Onun yerine cihada davet eden ayetler, emirler inmiştir. Yani bazı kişinin dağıtıkları gibi haşa dinde özgürlük var. İsteyen herhangi bir şeye ibadet edebilir. İsteyen herhangi bir dine tabi olabilir. İddia etmeleri bu dinimize aykırıdır. Memleketimizde bir arada haşa inanç özgürlüğü diye yayıldı, inancı yayıldı. Ve onlar, onlara göre herkes serbesttir. İstediğine ibadet edebilir, istediği dine tabi olabilir. Bu kesinlikle batıldır. Akıl bunu kabul etmez. Herkes serbest olsaydı, istediği dine tabi olabilir olsaydı, istediğine göre kendine ilah edinebilir olsaydı Allahu Teala neden peygamberi göndermiş? Neden semavi kitabı göndermiş? Herkes serbest olsaydı Allah neden cehennemi yaratmış? Onların dedikleri kesinlikle uygun değildir. Şimdi onlar bazıları onların bazıları şu ayeti, delil gösteriyorlar. Lekum dinukum veliyedin. Şimdi bu ayetin manası ne? Sizin dininiz var. Hak din değildir, batıldır. Benim hak dinim var. Ayetin manası bu. Burada onlara göre sizin dininiz var, serbestsiniz. Benim dinim var, serbestim. Herkes de dine tabi olsun. Hayır öyle değildir. Bir de Kehf suresinde فَمَا شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَا شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Diyor ki isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. Serbest ediyorlar. Hayır. Devamını okuyalım. اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْظَالِم۪ينَ نَارًا Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin ama biz kafirler cehennemi hazırladık. Ne demek bu? Tehdittir bu. Serbestlik değil. Baba sinemaya gidebilir miyim? diyor çocuk. Hayır, e gideceğim. E git de gör. Ha, git de gör ne demek? Git serbest yani, serbest yani. Hayır, tehdit bu. Bundan dolayı bunu anlamıyorlar. Tehdit olduğunu anlamıyorlar. Bundan dolayı diyorlar ki herkes serbesttir. Ee, özgürdür dilediği dile tabi olabilir dilediği ilaha ibadet edebilir hatta bir keresinde İslam aleminde çok meşhur olan biri şimdi sapık olduğu ortaya çıkınca kayboldu gitti. Bir konferansında diyor ki insan serbesttir istediği şeye ibadet edebilir. Ne demek bu ya? Ebrahim peygamber babasına putlara tapma dememiş midir? Niye? Demiştir. Niye demiştir? Çünkü bu yanlıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kavmine, Aysa Aleyhisselam'ın kavmine, ee, Musa Aleyhisselam'ın kavmine, bütün peygamberlerin kavmine gelin Allah'a ibadet ediniz, bana tabi olunuz dememiş midir? Niye? Herkes serbest olsaydı Allahu Teala bu peygamber niye bunu söylettirmiştir? Lut, Hud, Salih, Nuh, bütün peygamberler kafir olan varsa tabi Nuh, zamandan önce zaten kafir, şey Adem, şehit bu zamanda kafir bir insan yoktu. Kafirin oldukları dönemde peygamberler onlara bana tabi olunuz, Allah'a ibadet ediniz, Allah'tan başkasına ibadet etmeyiz dememiş midir? Demem, e niye? Demek ki bunların inancı doğru değildir. Herkes serbesttir. Herkes dilediğine e, ibadet eder diye olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu bir hadisinde bu hadis demezdi. İliye emrediniz. Kötülükten nehyediniz. Şayet etiraz eden varsa, kabul etmeye varsa savaş açınız. Başka bir hadiste diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Umirtu an uqatil nasa hatta yashhadu an la Allah ve anni Rasulullah. O insanların, o kafirlerin kelime-i şehadet söyleyinceye kadar onlara karşı savaş açmaya emr oldum. Ne demek bu? Hani serbestlik diyorlar? E, emr olundum diyor yani. Emr oldum. Hani niye serbest diyorlar? İmam Bukhari'nin rivayetine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Benil Mustalak diye bir kabile var bir kere haber göndermiş İslam'ı kabul etsin diye kabul etmeyince daha sonra onların ansız haberi yokken onlar saldırmış. Öldürmüş savaşçılarını, bayan ve kız, çocuklarını esir almıştır. E, niye? Saldırmış Peygamber Efendimiz. Bundan alışıyor ki onların görüşleri sağlam ve doğru değildir. Allah ıslah etsin hocam. Hocam diyorlar ki yukarıda Allah var. Bazı kişiler bu sözü kullanıyor. Tabi ne anlıyorlar ve bu söz nasıl anlaşılması gerekir? Şimdi bilinmelidir ki bütün mekanları yaratan Allah'tır. Bütün mekanları var eden Allah'tır. Bu demek ki Allahu Teala bu mekanları, bu yönleri yaratmadan önce mekansızdı. Çünkü vardı ya Allah-u Teala ezelidir. Allah ezelidir. Allah başlangıçsızdır. Allah'tan başka her şeyin başlangıcı var. Ehli sünnet ve cemaatin inancı budur. Kur'an'ın inancı budur. Hadislerin inancı da budur. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Leyse kemithi şey. Yani Allah'ın benzeri yoktur. Haşa Allah göklerde olsaydı benzeri olurdu. Yeryüzünde olsaydı benzeri olurdu. Arşın üstünde olsaydı benzeri olurdu. Her yere yayılmış olsaydı benzeri olurdu. E, ayette benzeri yok diye geçiyor. Göklerde olsaydı meleklere benzeyecekti. Yeryüzünde olsaydı bize benzeyecekti. Her tarafa yayılmış olsaydı havaya benzeyecekti. Arşın üstünde olsaydı orada bunun bir kitap var sabit hadislerde sabittir. Yani ona benzer benzemiş olacaktı. O zaman Allahu Teala kesinlikle mekansızdır. Büyük eşari alimlerden biri İmam Abu Mansur el-Baghdadi. Hatta İbn Hacer diyor ki büyük üstadımız Abu Mansur el-Baghdadi. El fark beyne'l Fırak adlı kitabında Fırkara arasındaki fark. Bu Türkçe'ye çevrilmiş basılmış bir kitaptır. Hazreti Ali'den rivayetine göre Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Mekan yok iken Allah vardı ve şu anda ezelde olduğu gibidir. Yani mekan yokken Allah vardı. Şu anda ezelde olduğu gibidir. Yani mekansızdır. Peygamber Efendimiz ve vesselam şöyle buyurmuştur. "Kan Allahu ve lem yekun şey'un hayruhu. Allah vardı. Ondan başka hiçbir şey yoktu. Ne gökler, ne yerler, ne mekanlar, ne, ne, yönler, ne ne. Şey yok. Şimdi haşa. Allah mekan yok iken mekansızdı. Sonra mekan olduktan sonra mekanda mı oldu? Arşın üzerinde değil de sonra arş üstüne mi geldi? Göklerde değildir de gökler mi girdi? Bu Allah hakkında imkansızdır. Neden? Deşkliğe oramak. İmam Abu Hanife radıyallahu anh'ın dediğine göre değişikliğe uğramak yaratılmışların sıfatlarındandır. Allah'ın yaratanın sıfatlarından değildir. O zaman Allahu Teala ne yukarıdadır, ne aşağıdadır, ne de her yerdedir. Allahu Teala mekansızdır. Şimdi yukarıda Allah var diyen kimseye gelince ilk önce bu hadis bu söz caiz değil. Bu söz caiz değil. Ama Allah'ın zatıyla kendisi göklerdedir diye inanıyorsa Allahu Teala'yı meleklere benzetmiş olur. Küfre düşer. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Göklerde dört parmak kadar yer yoktur ki bir melek ayakta rükû halinde veya secde halinde bulunmasın. Li, dikkat ediniz. Dört parmak kadar bir melek ayakta, bir melek ruku halinde, bir melek secdede. Dört parmak. Haşa Allah göklerde olduğunu iddia eden bu dalat ehli. Haşa Allah o dört parmakta sıkışmış mı olacak? Haşa. O zaman Allah'ın zatıyla göklerde olduğunu iddia eden kimse küfre düşer. Ha ki Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Emetum ma fi's sema en ard. El mülk 16. Göktekinden emin mi oldunuz? Diyor ki göktekinden melek, göktekinden yani Allah. İmam Iraki bu hadis hafızıdır. Diyor ki meleklerdir. O gökteki meleklerdir. İmam-ı Razi tefsirinde diyor ki göktekinden yani meleklerdir. Çünkü melekler Allah'ın emriyle kişiyi cezalandırırlar. Ee, Cebrail aleyhisselam Allah'ın emriyle şu kavmi veya bu kabileyi cezalandırır. E diyorlar ki Allahu e, allah Teala şöyle buyurmuştur. Ar-Rahmanu ar, ar, -ar istawa. Rahman ar yani oturdu. Hayır. İstiva Arapça dilinde 15 tane manası var. İbn-i Arabi Efendimiz öyle diyor. 15 tane manası var. Oturdu, yerleşti, kahretti, kurudu, hükümranlığını gösterdiği vesaire. Bu mana arasında niye oturdu diyorsunuz? Allah oturuyor dersen demek ki Allah-u Teala'yı insanlara, cillere, hayvanlara benzetmiş olursun. Çünkü oturmak bu sıfatlarındandır. Ama en güzel tefsirlerden bir tanesi istila etti, e, korudu, e, altına aldı. Bu şekilde daha uygundur. O zaman Allah yukarıdadır veya Allah yukarıda veya yukarıda Allah var. Yani Allahu u Teala'nın zatıyla oradadır. Demek ki allah u Teala'yı bize vezetmiştir. Küfre düşer bu. Ama Allah yukarıda yani Allah'ın şanı yukarıda çok üstündür. Anlamında olursa küfür değil. Allah'ın göklerde olduğunu iddia eden ve aynı yanda Allah'ın arşın üstünde olduğunu iddia eden e, darat ehli bazıları, hani bazıları diyorlar ki Allah göklerdedir bu ayata dayanarak. Kimisi Allah arşın üstündedir bu ayata dayanarak. Ya bu ayetle alakası yok ki. Diyorlar ki bir hadis var. Cariye hadisi. Bu cariye hadisi bir sahabi onun yanında çalışan bir e, zenci bir köle. Habeşi salli olduğunu diyor var. Diyor ki hayvanları ona vermiş otla götürsün diye. Bir kurt geldi saldırdı bir koyunu götürdü. Patron bunu duyunca çıldırdı. Geldi bir tukat attı. O köleye. Daha sonra pişman oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Ay Allah'ın Resulü böyle böyle yaptım. Pişmanım ne yapayım? Mümin midir değil midir bilmiyorum ki azal edeyim. Belki çağır gelsin. Bayan da geldi. O köle bayan. Zenci bir bayan. Haşa diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona sordu Allah nerede? O da bir öte göre yukarıda dedi. Bir öte göre öyle yaptı. Bir öte göre eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Şimdi ahamler dediler ki bu hadis zayıftır. Neden zayıftır? Bir, bu hadisin bu şekilde değişik değişik rivayetlerde geçmesi makruhtur. Bu bir. İkincisi bu konu neyle alakalıdır? Akaid alakalı. İmam Müslim'in kitabında olursa hangi bölümde olması gerekir? Akaid bölümünde. Akaid bölümünde. Ama bu İmam Müslim kitabında akaid bölümünde değil, namaz bölümündedir. Ne işi var orada? Şimdi namazla alakası yok. Ne işi var burada o zaman? Bundan dolayı bazen demişler ki bu hadis İmam Müslim'in kitabına sokulmuştur. Kendisi koymamıştır. Ve bazen de demişler ki bu hadis kurallara aykırıdır. Bundan dolayı reddedilir. Muttarib mertebesindedir. Muhtarib diyenler var. Muttarim yani zayıftır. kısacası. Çünkü Bizim dinimizde bir kural var. İslam'ın kapısı nedir? Kelime-i şehadet. Az önce bir hadis okudum. i̇bn Hibben rivayet ediyor. İnsanların kelime-i şehadet getirinceye kadar onlara karşı savaş açmaya emr oldum. Burada diyorlar ki haşa Allah nerede diye sormuş o da göklerde. hadislere ne geçiyor? Kelime-i şehadet. Şu anda Hristiyanlar Allah göklerde diyorlar. Yahudiler Allah göklerde diyorlar. O zaman bunlar Müslüman mı diyeceğiz? Ha, o zaman kurallara ay aykırıdır. Ve diğer hadislere aykırı olduğu için bu hadis <laughs> zayıftır. Hatta uydurmuştur. Hadis hafızı İmam-ı bunun aleyhine bir kitap yazmış. Yani bu hadis uydurmuş bir hadistir diye. Ve birçok alim yazmıştır bununla alakalı. Bu hadis doğru değildir diye. Biz de deriz ki bu hadis doğru değildir şayet illa ki bunu kabul etsek, kabul etmek zorunda olursak o zaman deriz ki üçüncü rivayete geçiyor ya Allah'tan başka ilah olmadığına ve ben Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahit ediyor O da de evet demiş bu rivayeti kabul ediyoruz. Ve Yahud, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Eyn Allah, Allah nerede sözünü yani Allah'ın kendisi değil Allah'ın şanını soruyor. Sana göre Allah'ın şahı ne kadar büyüktür yani. O da göklerde yani çok büyük. Bu şekilde Müslüman olmuş anlamında değil. Bu şekilde Müslüman olduğunu anlamış Peygamber Efendimiz. Bundan da demiş ki Peygamber Efendimiz e inna Onu azal et o mümindir. Yani o kafirdir. Allah şahin nerede? O da göklerde demiş. Müslüman olmuş anlamında değil. Sadece Müslüman olup olmadığını görmek için. Bunu söyleyince, haşa çok büyük. Demek ki Allah'a iman ediyor diye anlamıştır Peygamber Efendimiz. Ama haşa Allah göklerdedir diye demiş değildir bu oya. Hocam bazısı da bu lafı hani diyorlar ya Allah yukarıda bir konuşma esnasında kendince şahit tutmak için söylüyorlar. Allah her şeyi bilendir. Evet. Allah'ın da ise elim konusunda üstünlüğü var. Her şey bildiği için. Görme konusunda üstünlüğü var çünkü her şey görüyor. Bu anda ise küfür değildir ama söylenmez. Her halukarda yasaktır. Allah razı Şübe oluşturan bütün sözlerden uzak durmamız gerek. Allah razı olsun hocam. Ben de şağlı. Tevessül ve teberrük konusuna değinmenizi isteyeceğim hocam. Öyle bir soru gelmiş. Şimdi tevessül ve teberrük bizim dinimizde çok önemli iki konudur. Ama bunları ayrı bir bölüm yapalım inşallah. Çünkü uzun bir mesele. Tevessül ne demek tevessül? Allah'tan bir hayır veya bir musibeti defa etmek, bir zararı defa etmek için Allah'ın bir ismini, bir peygamberin ismini, bir evyan ismini, salih bir ismini anarak bununla Allah'ın rızasına yaklaştırılır adı tevessül. Teberrük ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi peygamberlerin evren esirleriyle, Kur'an-ı Kerim'le, Kabe ile bereketlenme amacıyla teberrük etmek kesinlikle tevessül gibi caizdir. Hem de teberrük bizim dinimizde en mübarek e, sünnetlerden biridir. En mübarek. Tevessül ise icma ile sabit. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ya eyyuhellezine amenu takullaha ve betagu ileyhi'l vesile. Ey iman edenler Allah'tan korkunuz ve onun rızasına yaklaşan vesileyi arayınız. Teberrükle alakalı ise Allah Teala şöyle buyurmuştur. Yusuf Aleyhisselam hakkında izhabu bi kamisi hada. Benim bu kıyafetimi babama götürünüz Yerteddu basıra tekrar gürü hale geldi. Yakup peygambere, Yusuf peygamberin kıyafeti ulaşınca yüzüne sürdükten sonra gözleri açıldı ve görmeye başladı. E bu bereket değil midir? İnşallah bir sonraki programda geniş bir yer verin bu konuya. Çünkü çok önemli bir konudur. Vahhabilerden başka kimse buna karşı gelmeyecektir haşa. Allah bizi bu hayırlı amellerden mahrum etmesin Amin. Hocam. Ağzınıza sağlık hocam dediğiniz gibi daha geniş programlarda bu konuya değiniriz inşallah. İnşallah. Kıymetli izleyicilerimiz İstanbul TV'yi takip etmeyi, paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hayırlı günler diliyoruz.